TürkSat Dijital Hayatı sunar. İyi akşamlar Sine 5 izleyicileri. Yeni bir programla karşınızdayız. Her cuma saat 21'de canlı yayında karşınızda olacağız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Davut Kavranoğlu. Kendisiyle teknoloji, internet ve sosyal medyayı konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk. İzin verirseniz sizin çok dolu bir kariyeriniz var. O kariyerle başlayalım istiyorum. O kariyeri okuyalım isterim. 1984 İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunusunuz. Fakülte ikincisi olarak bölümü bitirmişsiniz. 86'da Kaliforniya'da master ve doktora yapmışsınız. 89'da yardımcı doçent, 93'te de doçentlik almışsınız. 99-2002'de Beykent Üniversitesi, 2006-2007'de de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde, 2009'da da Yalova Bilgisayar Mühendisliği'nde profesörlük görevini üstlenmişsiniz. Çok değerli, dolu bir akademik yaşamınız var. Bunun yanında Sayın Bakanımızın girişimcilik yönü de var. 97-2009 arasında mobil uydu haberleşmeleri, GPS teknolojileri ve internet uygulamaları konusunda girişimleriniz var. 2011'de de 61. hükümetin ilk bakan yardımcısı olarak Türkiye Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak siyasete atılmışsınız. Çok dolu bir kariyer. Şimdi bunları uzun uzun konuşacağız inşallah. Öncesinde biz her programda o haftaki sosyal medya trendlerini seyircilerimize aktarmak istiyoruz. Bu canlı yayın ilk defa yapılacak bir şey. Hazırsa Skype bağlantımız Yeşim'e bağlanabiliriz. Yeşim bizim sosyal medya analistimiz. Çok güzel. Yeşim. Merhaba. Yeşim hoş geldin. Hoş bulduk. İlk defa yapılacak bir şey bu. O haftanın sosyal medya trendlerini, sosyal medyada ne konuşulduğunu konuşacağız. Neler var sende? Evet. Dinleyebilir miyiz? Evet. Türkiye televizyonlarında bir ilk olacak sizin programınızla birlikte. Sosyal medyadaki neler konuşulduğunu haftalık olarak analizlerini size anlatıyor olacağım. Aslında gündelik hayatımızdan çok da farklı değil. Sosyal medya trendleri de bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Pazartesi günü özellikle sonbaharın gelmesi, okulların açılmasıyla bir hüzün çöker diye bir etiket açılmış. Genellikle herkes kendi gündelik hayatında yaşadığı sorunları dile getirmiş burada. Özellikle okula ve sonbahara dair çok güzel tweetler atılmış. Yine biraz melodram ve sonbahara bağlayacağım ben. Hava karardığında diye bir etiket var. Bu da oldukça yüksek bir yorum almış. Evet. Salı gününe geldiğimizde biliyorsunuz artık sosyal medyada çok önemli bir mecra olan Instagram. Instagram'a dair çok güzel etiketler, çok güzel fotoğraflar yayınlanmış. Özellikle kişilerin Instagram hakkında neler düşündüğünü, onlarda Instagram'ın neyi çağrıştırdığını anlatan çok enteresan resimler var. Çarşamba günü baktığımızda yaptığım en iyi şey diye bir etiket açılmış. Burada çok enteresan, güzel yorumlar var. Onlardan birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Mesela biri demiş ki öğrenci olmak, 20 yıldır öğrenciyim, yaptığım en iyi şey bu demiş. Yine bir başka tweet daha var. Hiçbir şey olmamışken duygusal şarkılar dinleyip kendi kendime depresyona girmek yaptığım en iyi şey demiş. Perşembe gününe geldiğimizde benim özellikle dikkatimi çekti bu etiket. Özellikle sosyal medyanın çok genç bir kitlesi olduğunu düşündüğümüzde 25 Eylül 2012'de kaybettiğimiz Neşet Ertaş adına açılan bir etiket var. Yaklaşık 11.482 tane yorum gelmiş. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet dileyebiliriz, evet. Amin, evet. Bunu çok önemsedim ben. Özellikle genç neslinin çok hızlı sahipler Twitter'da onun dizelerinden, şarkılarından, türkülerinden çok güzel yorumlar vardı. Bana öldü demeyin, yoruldu gitti deyin Neşet Ertaş. Hoyratlar görmeden gel gizli gizli Neşet Ertaş. Yorulup gidişinden bu yana ne derin bir boşluktur bize kalan. Cuma günü ise bugün biliyorsun bu 24 saatte bir güncelleniyor bizdeki etiketler ve büyük ihtimalle gecenin ilerleyen saatlerine değişecektir cuma günkü gündem eğer çok majör bir şey olmadığı sürece.
Bildiğiniz gibi 18-25 Ekim'de Galatasaray'ın olağanüstü ve genel kurul seçimi olacak. Ve burada Ünal Başkan bizi bırakma başlığında açılan etiket oldukça fazla yorum toplamış. Evet. Benim bu haftaya dair sizlere bugünlük anlatacaklarım bunlar. Galatasaraylılar buradan Ünal Aysan Başkan'ı bırakmak istemediklerini Twitter'dan etiketle duyurmuş oldular. Yeşim teşekkür ederiz. Cuma günü birden fazla etiket açılmış bununla ilgili, Ünal Başkan'la ilgili. Büyük ihtimalle gecenin ilerleyen saatlerine daha da artacak. Sayı artacaktır belki de, evet. Teşekkür ederiz. Haftaya Cuma görüşmek üzere. Haftanın trendlerinde. Ben teşekkür ederim. Keyifli yayınlar. Sağ ol, sağ ol. Sayın Bakanım, bu haftaki konumuz Dijital Türkiye. Bu konu üzerine konuşacağız. Sizin de tabii siz bir deryasınız. Yani konuşacak çok şey var. Bu anlamda dünyanın en önemli üniversitelerinde bu konularda çalışmalar yaptınız. Buradan başlayabiliriz. Yani özellikle bu teknolojinin gittiği yer, internet ve sosyal medyanın gittiği yer programımızın da konseptine uygun olarak ne görüyorsunuz? Şimdi internet tabii 1960'larda ilk adımlara atılan, o zaman işte araştırmacıların iki tane laboratuvarda geliştirdikleri, işte Amerikan ordusuna alınan bir fonla geliştirmeye başladıkları bir şey. Ve ilk bağlantı iki tane üniversite arasında o zamanlar kuruldu. Ve bu işte internetin başlangıcı sayılıyor. Ben de ilk defa 1985'te Amerika'da talebeyken işte bizim Caltech'ten UCLA'de bizim Mehmet'e e-mail göndermiştim. Yani 1985. 85 daha o zaman doğmamıştınız herhalde. Evet. 85 yılında yok doğmuştum. Evet. Yani o zamanlar tabii bu internet hayatın bir temel bir öğesi veya parçası değildi. İşte üniversitede olanların yavaş yavaş işte 80'lerde, 90'larda üniversitede olanların işte biraz daha şanslı olan toplum kesimlerinin birbiriyle haberleşmek için kullandıkları elit bir şeydi. Halkın bundan şimdi haberi yoktu. Bakanım, siz üniversite kampüsten mi attınız o e-maili? Çok ilginç tabii, geldi kampüsten, o tabii. Kampüsteki bizim o zaman mainframe bilgisayarlar vardı. O işte oradan. Çok tarihi bir an olmuş hocam yani. O tarihe göre. Türkiye'de 94-95'lerde ancak insanlar. Yani 90'lardan sonra Türkiye'de de başladı. Evet, evet aynen. İşte 90'lardan sonra ise bilhassa World Wide Web'in kurulmasıyla internet gittikçe geniş toplum kesimlerine yayılmaya başladı. Evet. Artık 90'ların ortasından sonra, 90'ların sonuna doğru hayatımızda bayağı bir ağırlığı olmaya başladı. Bugün baktığımızda ise internet artık olmadan bugün hiçbir şeyi düşünemiyoruz. Yani bankacılık, ticaret, devlet hizmetleri olmadığı hiçbir şey yok. Ve tabii ki sosyal medya artık dünyada çok etkin bir güç aleti oldu. Evet. Sosyal medyayı kullanan kesimler belki sahip oldukları gerçek özgür ağırlıktan, fiziksel ağırlığın veya sayının çok daha büyük, çok daha fazlası, kat kat fazlası bir etkiye sahip oluyorlar. Sosyal medyayı kullanarak. Doğru. Diyelim sosyal medyayı kullanmayan 1000 kişi var. Kullanan 50 kişi var. O kullanan 50 kişi o 1000 kişiden çok daha fazla işte toplumu yönlendirmekte, işte bazı kararların alınmasında, pozisyonlarını destek elde etmede çok daha fazla bir etkiye sahip oluyorlar. Tam da belki burada Sayın Bakanım şöyle bir şey olabilir. Siz 85'te e-mail attım dediniz ve internetin hızlı gelişimi vesaire. Ben sizin bir İzmir konuşmanızı dinlemiştim. Aslında bunların üstünde bir akıl var. Yani interneti, teknolojiyi orada üretip işte Silikon Vadisi, üniversiteler, Ar-Ge vesaireli üretip dünyaya yayan ve onları sadece bizim kullanmamızı öngören, hani geliştirmeye de çok imkan bulamadığımız bir yapı var. Yani siz o İzmir konuşmanızda da bahsetmiştiniz. O teknoloji anlamlandırma, teknoloji öğrenme noktasında neler yapmak lazım? Şimdi yani biraz önce söylediğim şeyi bir toparlayayım, onu da buna bağlayayım. Tamam hocam. Şimdi bu teknolojiyi kullanmak, yani yeni çıkan teknolojileri, sosyal medya gibi. Mesela biz 5 sene önce sosyal medya diye bir şeyden bahsetmiyorduk. Evet. İşte 25 sene önce de web diye bir şey yoktu. Yani yeni teknolojiler çıkıyor. İşte smartphone çıktı. Son 4-5 senenin yine çok
parlak, yeni ortaya çıkan bir teknolojik şey de akıllı telefonlar dediğimiz bu telefonlar. Hı hı. Bunlar işte sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte toplumda çok büyük bir etki oluşturuyorlar. Şimdi burada temel soru şu. Bizler, Türkiye'de bizim halkımız, tahsillisi, tahsilli olmayanı, her seviyede insan teknolojiyi kullanmaya bayılıyor. Evet. Bilhassa bu mobil telefonlar, hakikaten Türkiye'de bu konuda biraz sosyal bilimcilerin de biraz doktora çalışması falan yaptırması lazım. Beklenenin çok üstünde. Teknolojiyi seviyoruz Sayın Bakanım. Seviyoruz. Yani teknoloji harcamayı seviyoruz. Evet. Çok fazla derinliğine kullanmasak da harcamayı seviyoruz. İşte bu dolayısıyla o teknolojinin tüketicisi konumundayız biz. Ama asıl önemli olan burada ne oluyor? Bizler teknolojiyi tüketiyoruz. Bunu geliştiren insanlar işte Amerika'daki, bilhassa Amerika'daki, Avrupa'daki, işte şimdi Kore'deki falan Doğu ve Güneydoğu Asya'dakiler de bu işten para kazanıyorlar. Para kazanıyor. Yani biz müşteri, onlar da satıcı ve bu işten para kazananlar. Bakıyorsunuz işte yüzlerce milyar dolar yılda satış yapıyorlar. İşte bu bizim kullandığımız Twitter, Facebook falan bu şirketler işte yüzlerce milyar dolar değere sahip oluyorlar. Biz de burada eğleniyoruz işte. Biraz önce dediğimiz gibi etiketleri işte retweet yapıyoruz, tweet atıyoruz falan. Biz eğleniyoruz, onlar da para kazanıyor. İkisinin de olması lazım yani. Bizim de eğlenmemiz lazım. Ben de kullanıyorum Twitter'ı. Diğer sosyal medyayı kullanmıyorum. Bilhassa bu. Bu pozisyona geldikten sonra diğer sosyal medyayı kullanmayı durdururum. Ama Twitter'ı kullanıyorum. Evet. İşte bizim Türkiye olarak, Türk toplumu olarak artık dünyada sadece teknolojiyi tüketen değil, tüketmeye de devam edeceğiz ama üreten bir konuma da gittikçe gelmemiz lazım. Evet, kritik. Yani burada yani üretici olmazsak biz tüketici oluruz. Tüketici olarak da bir yere varamayız. Dolayısıyla hem teknolojinin kullanıcı olarak meyvesini yiyeceğiz ama asıl bizim kazancımız teknolojiyi üreten konumda olduğumuz. Can alıcı soru belki burada bakanım. Bunu nasıl yapmalıyız? Yani burada konuda bir yol haritamız var mı? Örneğin sorulardan biri Türkiye'de işte Silikon Vadisi gibi bir projenin yapılıp yapılmayacağıydı. Şimdi bakın bir de Türkiye'de bu var. Yani bir yani etiket gibi, buzzword gibi bir şey alıyoruz. Silikon Vadisi. Yani Silikon Vadisi bir sonuçtur. İşin başlangıcı değildir. Yani bir iklim oluşturacaksınız. Bu iklimde bir sürü araştırmacılar olacak. Yeni fikirler geliştirecekler. Bu fikirleri hayata geçiren şirketler kurulacak, girişimciler olacak, gençler olacak, ihtiyarlar olacak, işte gençleri fonlayan daha yaşlı insanlar olacak. Yani bir ekosistem olacak. Bu ekosistemdeki bu çocukları biz yahu nereye koyalım? Yani bu şirketler hepsi aynı alanda çalışan, yani benzeri alanda çalışan şirketler. Bunlar nerede bulunsunlar? Evet. Yani herhangi bir yerde değil de getirelim biz bunları. Stanford Üniversitesi'nin yakınlarında şöyle güzel bir yer oluşturalım. Hem üniversitedeki hocalarla birlikte çalışsınlar, hem üniversitede bu teknolojileri ve başka teknoloji geliştiren hocalarla burada kolayca şirket açabilsinler. Böyle diyerek bu başlıyor. Yani Silikon Vadisi, Silikon Vadisi bir sonuçtur. İşin başlangıcı değildir. Yani iş bina yapmak meselesi değildir. Yani bizim Türkiye'de yani bina yapmak, inşaat konusunda benim babam da inşaatçıydı, ben de. İnşaattan alırım yani. Genlerimde var. Biz Rizelisiniz hocam. Evet, normal. Genlerimde var. Yani biz inşaat yapıp şöyle 10 kat, 20 kat, 30 kat bina olduğu zaman bunu çok güzel anlıyoruz. Kaç para kazanılır ondan onu da görüyoruz. Yani nerede yapılır bina, iyi satar onu da biliyoruz. Ama asıl para kazanma şeyi, asıl ekonomik kalkınmanın geleceği şey herkesin yapamadığı teknolojileri geliştirmek, onları herkesten önce pazara çıkarmak ve ona alıcı bulmak. Şimdi biraz önce İzmir konuşmamdan bahsettiniz. İzmir konuşmam, orada Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin her yıl düzenlediği bir inovasyon toplantısı var. Paneli, o toplantıda ben 3 yıl arka arkaya katıldım. Burada tabii Türkiye İhracatçılar Meclisi bizim ihraç ettiğimiz ürünlerin katma değerinin daha yüksek olması, daha yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği bir ekonomiye sahip olmamız için
arayış yapıyor ve bunun için bu toplantıları düzenliyorlar. Kendilerine tekrar çok teşekkür ederim. Orada toplanan insanlar da nasıl Türkiye yüksek katma değerli ekonomiye geçer ve böylece ihracatçılarımız, ihracatımız artar, Türkiye'nin kazandığı para artar. Bunun için bu toplantıları düzenliyor. Ben de orada yaptığım konuşmada şunu söylemiştim Bilal Bey. Türkiye son 12 yılda gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yani akıl almaz bir ilerleme kaydetti. Yani hiç kimsenin bizim rüyamızda bile göremeyeceğimiz 15 sene önce, hele o 2001 yıkımından sonra, ekonomi yıkımından sonra Türkiye'deki şirketlerin %60'ı iflas etmişti. Ben de bir girişimci olarak o cehennemin tam ortasında... Evet, siz de o senelerde girişimci tabii, kalmış olan bir insandım. 70 tane mühendisim de birdenbire dolar bir günde iki katına çıktı. Yani neler çektiğimi kötü ben günlerde, çok iyi bilirim. Evet. Bu saçlarımın çoğu o zaman beyazlanmıştır aslında. Yakışmış ama. Sağ bakalım. Olun. Yani bu 12 yılda müthiş bir ilerleme kaydettik biz. Kişi başına milli gelir 3000 dolarlardan 11 bin dolarlara geldi. İhracat miktarımız 35 milyar dolardan 152 milyar dolara geldi. İşte biz o zaman 240 milyar dolar alan toplam milli gelirimizin %0,45'ini Ar-Ge'ye ayırıyorduk Türkiye olarak. Bu da aşağı yukarı 1 milyar dolar eder. Aşağı yukarı. %1 bile değil. Değil mi? O zaman 0,45'ini ayırıyorduk. Şimdi bizim gayri safi milli hasılamız 900 milyar dolar civarında ve şimdi %0,92'sini ayırıyoruz. Yani aşağı yukarı 7-8 milyar dolara yaklaştı. Yani biz Ar-Ge'ye para ayırıyoruz. 7 katı, bak o zamana göre 7 katı 8 katı fazla para ayırıyoruz. Çok çeşitli teşvikler veriyoruz. Yani hükümetlerimiz, yani hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderindeki hükümetler çok büyük kaynaklar ayırdılar. Türkiye'nin savunma sanayinde kalkınması için, ilerlemesi için ne gerekiyorsa kaynak ayırmak açısından yaptılar. Bakanlığımız ve Türkiye epey bir şeye geldi. Tabii bizim bakanlığımız bilhassa TÜBİTAK da bizim bakanlığımıza bağlı, KOSGEB de bizim bakanlığımıza bağlı. Biz bakanlık olarak işte Türkiye'de bir fikri olanın, projesi olanın, bilim adamı da olsa, girişimci de olsa birçok şekilde onlara kaynak veriyoruz. Yani Türkiye'de benim bir fikrim var, projem var, para bulamıyorum diyecek, yani Ar-Ge yapmak için para bulamıyorum diyecek bir girişimci yoktur. Olamaz yani. Evet. Hatta biz hükümetimizin çok cömertçe ayırdığı bütçeyi verecek yeteri kadar proje bulamıyoruz. Yani Türkiye'de bir şey var. Yani gençlere bizim buradan duyuru yapabiliriz o zaman değil mi? Tabii biz gençlere şunu söyleyeyim. Biz bütçemizde her yıl 550 gencimize 100 bin lira hibe karşılıksız mı? Karşılıksız olarak hibe vermek için teknogirişim desteği diye bir programımız var. Biz maalesef bu 100 bin lirayı verecek girişimci bulamıyoruz. Teknogirişimci bulamıyoruz. Tabii yani doğru düz projesi olmayana da para veremeyiz. Çünkü bu projeler hakemlerin değerlendirmesi sonucu veriliyor. Hakemlerin beğenmesi lazım projeleri. Yani bizim şu anda Türkiye'de kaynak problemimiz yok. Yani çok güzel bir teknoloji haber. Geliştirmek için para ihtiyacı olan araştırmacı veya girişimcilere kaynaklarımız var. Ama biz bunları verecek şey bulamıyoruz. Mesela bu yıl 550 tane bulamadık da 270 teknogirişim projesine anca destek verebiliyoruz. Biz istiyoruz ki halbuki 550 tane değil, o kadar güzel projeler gelsin ki 2000 tane vermek zorunda kalalım. Hükümetimize diyelim ki bu para yetmiyor, bize daha çok para ver. Maalesef yok. Peki bunun duyuru... Sebep nedir yani? Evet, sebebin ne acaba? Ya onu söyleyeyim mi? Şimdi Türkiye'de yani para ayırarak çözülecek bir problem değil artık bu. Yani Ar-Ge'ye para ayırarak biz bilgi ekonomisine geçemeyiz. Yani bir yüksek katma değerli bilime teknolojiye dayanan ekonomiye bilgi ekonomisi diyoruz. Dolayısıyla bizim yani Ar-Ge parası vererek veya işte yatırım desteği vererek geçebileceğimiz bir şey yok. Bizim ekosistem lazım bize. Yani bir iklim lazım. Bir iklimin oluşması için ne vardır? Dağ vardır, dere vardır, göl vardır, deniz vardır değil mi? Bunların hepsi o bulunan coğrafyada yağmurun nasıl olacağına, sıcaklığın nasıl olacağına vesaire bu iklim tayin eder. Evet. Bizde işte yani Ar-Ge parası, Ar-Ge kaynakları
iklimin bir unsuru, önemli bir unsur. Onu hallettik. Ama bizim halletmemiz gereken, onun da üzerinde çalışıyoruz, iklimimizi işte bu 550 projeyi verecek çocuk bulamayacak hale gelmemiz. Yani 5000 tane çocuk bizim çok yüksek kaliteli projeyle kapımızda sıraya girsinler. İşte bunu oluşturmak için bizim ekosistemimizde bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Eski Türkiye'den aldığımız bazı unsurları yeni o büyük Türkiye vizyonumuz çerçevesinde yenilememiz gerekiyor. Sayın Bakanım, kısa bir ara sonrası bu ekosistemi konuşalım. Kısa tamam. Bir reklam aramız var. Tamam. Teşekkür ederiz. TÜRKSAT'ın sunduğu Dijital Hayat devam edecek. TÜRKSAT'ın sunduğu Dijital Hayat devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Türkiye Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Davut Kavranoğlu'yla Dijital Türkiye'yi konuşmaya devam ediyoruz. Bir hatırlatmamız var, bir etiketimiz var Dijital Türkiye'ye. Bu etikete soru, görüş, önerilerinizi, yorumlarınızı atabilirsiniz. Buradayken, bakanımız da buradayken kendisine iletiriz. Şimdi güzel bir aramız var. Bu ekosistemden bahsetmişken Sayın Bakanım, fırsatlar var, o fırsatların kullanılması. İstanbul'da iki tane ortaokulu ziyaret ettik ve orada ilginç röportajlar yaptık. Bir tanesi Şişli Atatürk Ortaokulu, bir tanesi de Şişli Hüsamettin Ziller Ortaokulu. O röportajları izleyelim. Çok enteresan, güzel şeyler var. Şimdi izleyebiliriz. Her cuma 21'de yayınlanacak programımız için Dijital Nesin'le konuşuyoruz. Şimdi beraber içeri gireceğiz. Başladı arkadaşlar, çocuklar bizi karşıladı. Onlar bize hoş geldin dediler. Teşekkürler. Sosyal medya kullanıyor musun? Evet, kullanıyordum ama annem dondurmuştu. Dondurdu. Neden? Çünkü derslerimle pek ilgilenmiyordum. Hangi hesabı var? Facebook, Twitter, hangisi var? Facebook. Facebook'ta neler evet. paylaşıyordun? Ya işte nasıl anlatayım? Böyle arkadaşlarımın fotoğrafları, doğum günüm fotoğraflarım, sevdiğim hayvanlarım var. Tamam. Onların fotoğraflarını paylaşıyordum. Merhaba arkadaşlar. Tableti veya bilgisayarı veya akıllı telefonu olan kimler var? Şöyle bir el kaldırabilir mi? Herkesin var. Peki şöyle bir soruyla başlayabiliriz belki. Bu cihazlarda ne yapıyorsunuz? Yani mesela bilgisayarda, akıllı telefonda en çok onu merak ediyoruz. Ödev yapıyorum. İşte değişik oyunlar falan oynuyoruz arkadaşlarla. Video falan çekiyoruz, müzik dinliyoruz. İşte telefonda bazen Twitter'a falan giriyorum. Twitter hesabı var yani. Var. Sonra işte oyun oynuyoruz. Ben bilgisayarda daha çok müzik dinliyorum veya film veya dizi izliyorum. Güncel haberleri böyle izliyorum. Müzik dinliyorum ve film izliyorum. İnternette animasyon üzerine çalışıyorum. Evet, programlama. Animasyonlama, animasyonda oyun yapımı karakterlerde böyle hareketleri yapmaya çalışıyorum. İşte kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sosyal medyada dolaşıyorum. Facebook, Twitter gibi. Bir de bazı oyunlar oynuyorum. Müzikler dinliyorum. Mesela sosyal medyada fotoğraflarımı paylaşıyorum. Bir organizasyon oldum mu? Mesela burada toplanacağız. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Öyle birleşiyoruz. Öyle organizasyonlar yapıyoruz. Nasıl bir ülke hayal ediyorsunuz? Yani Türkiye'de teknoloji, bilişim, sosyal medya anlamında. Bence sadece evlerde olmamalı Wi-Fi. Her yerde olmalı, her tarafta. Mesela dalgalarla her aileye ulaşabilmeli. Buradan mesela Hakkari'ye bile ulaşabilmeli. Buradan Gaziantep'e de ulaşabilmeli. Bence komutla çalışan bir araba olabilir. Mesela biz kendi arabamızın içine biniyoruz. Arabamıza komut vererek kendisi istediğimiz yöne gidebilir. Teknolojinin en üst seviyede olduğu, teknolojinin ürettiği mesela robotlar, mesela bize yardımcı, mesela evde, okulda, iş yerinde, hani her türlü ihtiyacımızı gideren robotlar. Her masada bir bilgisayar olsa, öğretmen oradan bir şey yazsa, herkesin ekranında gözükse o şekilde daha kolay olur. İnternet hızının daha iyi olmasını isterdim. Mesela 3G'den 4G ya da 5G'ye çıkmasını isterdim. Örneğin Güney Kore gibi ülkeler interneti dünyanın en hızlı kullanan ülkeyken biz niye interneti daha hızlı kullanıyoruz? E-posta attığınız zaman arkadaşına ne atıyorsunuz, ne paylaşıyorsunuz orada, ne içerik?
haberleşiyor musunuz? Ben hani çok kullandığım söylenemez. Hani ben genelde bir işte herhangi bir şey açacağım zaman onu kullanmak için, onun dışında asla hani kullanmıyorum. Ben her zaman e-mailimi falan açtığımda ilk başta hepsini okuyorum. Ondan sonra arkasındaki fotoğraflarımı falan değiştiriyorum. Kendimle ilgili şeyleri paylaşıyorum. Bir de arkadaşlarımla genellikle sohbet ediyoruz veya birbirimizle görüntülü konuşmalar. Ben genellikle oyunlarım, hesaplarım çalındığında kendi e-mailime girip oradan yeni hesap açtığıma dair veriyorum, haber veriyorum, sonra yeni şifrem geliyor. Vallahi abi, şimdi ben ilk başta bilgisayarımı açınca bir bakıyorum böyle kirli milli tozlu mu diye. Kirliyse direkt temizliyorum. Hocam diyorum. Abi işte. Ondan sonra bilgisayarda direkt YouTube'a giriyorum. YouTube'dan şarkı açıyorum. Sonra direkt oyuna giriyorum. Akşama kadar oynuyorum. Canım sıkılınca da dışarı çıkıyorum. Ben Türkiye'de internetin gelişmesini istiyorum. Buradan anneme babama. Geleceğin girişimcileri, evet. Sayın Bakanım. Birisi, bu öğrencilerden birisi tweet atmış. Onu gösterebilirsek ben izleyicilerle paylaşmak isterim. Şişli Atatürk Ortaokulu öğrencisi 8. sınıfı, çok eğlenceli bir program demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu geleceğin girişimcileri neler diyeceksiniz? Şimdi çok güzel bir şey çekmişsiniz yani. Harika bir panorama olmuş. Şimdi çocukların hepsinin akıllı telefonu var. Kaç kişi var o sınıfta bilmiyorum herhalde. 35 kişi falan var. 35 kişi. Hepsinin akıllı telefonu var. 8. sınıfta bunlar demek ki, yani 11 yaşlarında falan değil mi? Evet, doğru. Bir de tabii bizim evde de 7 çocuk büyüdü. Benim 7 çocuğum var. Maşallah. Yani bu internet bağımlı hale çocuklar geldiği zaman onların geleceği, bizim Yusuf da şimdi beni dinliyordur. Benim küçük oğlum Yusuf. Yani dozunda kullanırsan bu çok faydalı bir şey. Ama sabahtan akşama kadar oynarsan, çocuklarımız, onu söyleyeyim yani çocuklar, yani devamlı vaktinizi internette geçirmeyin. Çıkın biraz sokakta dolaşın, hava alın ve en önemlisi derslerinizi yapın. Hiçbir şeyi aksatmayın. Yani o zaman işte bu internette vakit geçirmeye de hakkınız olur. Vicdan rahatlığıyla şey yapabilirsiniz. Doğru. Tabii burada bilinçsiz bir kullanıcı olduğunuz zaman çok faydalı olabilecek bir teknoloji size zararlı hale geliyor. Yani bu bilincin anne babalarda, toplumda oluşturulması lazım. Gördüğümüz işte, kadar öyleydi. Yani çocuklar onun şeyini biliyorlar. Öyle korkunç kötü bir tablo yok yani. Ben birebirde de konuştum. Korkunç zaman, kötü bir tablo yok. Yani yaptıkları şeyin yanlış olduğunu bilerek onu yapmaya devam edenler, evet, de var. Her evet, zaman. Öyle bir nesil, evet, var. İşte bu tip programların o açıdan çok faydası var. Yani bu bilinci bizim yerleştirmemiz lazım. Yani internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, sabahtan akşama kadar derste her yerde devamlı tweet, Twitter'da işte tweet atmak, Facebook'ta dolaşmak falan, bunlar zararlı. Her şeyi dozunda yapmak lazım. Okulda girdiğimizde hocalar şeyi yasaklamıştı, müdür bey de. Telefonları kapatacaksınız. Ama okul zil çaldı. Herkes cep telefonunu çıkardı, çocuklar akıllı telefonlarını veya. Evet. Çıkarıp paylaşıma başladılar. Bu ekosistemden başlayacak olursak orada kalmıştık Sayın Bakanım. Evet, şimdi girişimciler var. Bu konuda herkese verilen burslar vesaire var ama kimse bunlardan faydalanmıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Biz son 12 yılda biraz önce bahsettiğim, bir önceki bölümde bahsettiğim o müthiş ilerlemeyi kaydederken mesela 7000 kilometre yolumuz vardı. Ona 17000 kilometre ilave ettik. Türkiye'de artık Ankara-İstanbul arasında hızlı tren var. Eskişehir-Ankara arasında, Ankara-Konya arasında. Yani müthiş bir altyapıda bir ilerleme var. Turizmde artık biz dünyanın en iyi turizm destinasyonlarından birisi haline geldik. Sağlıkta gerçekten bir devrim yaşadık. Yani insanlar, şimdiki gençler bilmezler. Yani sabahın 4'ünde gidip hastanede kuyruğa giriyordu bir hasta birisi. Sabaha kadar numara alıp bekliyordu. Ondan sonra kuyrukta bekleyip doktoru 2 dakika süreyle görüp çıkar dilini, hadi bakalım çık. Ondan sonra git ilaç kuyruğunda bekle. Tam bir 3. dünya ülkesi, zavallı sefil bir durum var. Efendim? Bilmesinler bence, o geçmişi bilmesinler. Bilsinler.
geçmişi de bilsinler ki şey zannetmesinler, yani buraya kolay gelindi zannetmesinler. Geçmişi de bilmek lazım ama geçmişe takılıp kalmamak lazım. Evet, o anlamda. Geçmişe takılıp kalmayacağız, artık biz ileriki parlak şeylerden bahsedeceğiz. Türkiye çok büyük devrimler yaşadı. Paradigma değişiklikleri yaşadı bu 12 yılda. Ulaştırmada, sağlıkta, turizmde çok büyük ilerlemelere kaydettik. İşte teknolojide henüz onu yaşayamadık. Yani bilim teknoloji sahasında onun işte ayak sesleri geliyor, çıtırlamaları geliyor. Bakarsak tabii bu programın konusu yani bilimin nasıl olacağı, ne yapmak gerekir değil. Ama kısaca değinelim madem sordunuz. Şimdi bizim Türkiye'de şimdi bu gençlerimizin de işte 4-5 sene sonra kapısına gideceği bir üniversite sistemimiz var. Bu üniversite sistemimiz çok kötü bizim. Neden bu 550 tane biz 550 proje için para ayırmışken bunları verecek kaliteli proje bulamıyoruz? İşte onun sebebi, sebeplerinin en önemli birisi bizim üniversitelerimizin maalesef var olan şu şimdiki üniversite düzeni altında inim inim inlemeleri. Yani bizim üniversite sistemimiz proje, fikir geliştirmek üzere kurgulanmamış. 1980 darbesindeki o darbeyi yapanlar kurguladıkları yüksek öğretim düzeniyle gençleri, hocaları, herkesi zapturaptı altında tutmak, üniversitede olay çıkmasın, bunu temin etmek. Halbuki üniversite nedir? Üniversiteler toplumun ışığı saçan güneşleridir. Toplumu sürükleyen, toplumun kültürel, bilimsel seviyesini yükselten kurumlardır. Öyle olması lazım. Bir de üniversiteler artık günümüzde ekonominin en önemli besleyicisi olan bilimin yuvalarıdır. Yani bilim üniversitelerde üretilir. Başta dedik ya, biz teknolojinin tüketicisiyiz, üreticisi değiliz. Üreticisi olmamamızın ana sebeplerinin biz kökünde yine bizim inovasyona, bilime, teknolojiye, girişimciliğe, özgür düşünceye imkan sağlayan bir üniversite sistemimizin olmaması yatıyor. Yani teknolojinin doğduğu topraklarda, yani Ar-Ge'nin yapıldığı topraklar Amerika'da, üniversitelerde teknoloji üretiliyor, Ar-Ge yapılıyor. Tabii bir yerde okumuştum Sayın Bakanım. Sadece Stanford ve Harvard Üniversitesi'nin bütçesinin milyar dolarlar seviyesinde olduğunu okumuştum. Tabii yani ki. Ciddi Ar-Ge çok bütçeleri vesaire olduğu biliniyor. Siz de orada tabii bulundunuz ki zaten. Peki bunun için ne yapmak lazım? Yani bizim olan bu. Öncelikli olarak ve çok acil olarak üniversite sistemimizi mutlaka, yüksek öğretim sistemimizi mutlaka reform etmemiz lazım. Yani bir tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Bize göre üniversite değil. Evrensel standartlarda bir yüksek öğretim düzenine geçmemiz lazım bizim. Bu bir yapsak da olur, yapmasak da olur diye. Bunu yapmadığımız sürece o büyük Türkiye hayal olur. Yani biz çok didiniriz, çok uğraşırız, Ar-Ge'ye para ayırırız. Ama üniversite sistemimizi biz adam etmedikçe, üniversite sistemimizi bizim evrensel standartlara kavuşturmadıkça bu üniversitelerden maalesef, ben de bir hoca olarak söylüyorum, bu üniversite sistemimizden bizim orijinal fikir çıkamaz, teknoloji çıkamaz. Hiç çıkmıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Ama bin çıkacakken bir çıkıyor. Bakınız, geçen de çok büyük bir devlet kurumumuzu ziyaret ettim. İsmini vermeyeyim. Eski bir kurumumuz, iftihar ettiğimiz bir kurumumuz. Kendilerini anlatırken dediler ki, 12 tane patentimiz var dediler. 12 patentleri var. Düşünün ki bu 30 yıllık çok güçlü bir kurum, iftihar ettiğimiz bir kurum. Ne dedim, 12 tane patentiniz var? Evet, 12 tane patentimiz var. Yani Amerika'da benim arkadaşlarım var, bir tane bizim Atakan Peker var. 35 tane patenti var bir kişinin. Yani iklim doğru olsa eminim o kurumdan yılda 100 tane patent çıkar. Hiç şüpheniz olmasın. Bizim çünkü insanlarımız hakikaten çok zeki, çok merak eden insanlar, çok çalışkan insanlarımız var. Yani bizler yurt dışına gittiğimiz zaman o dünyanın en iyi üniversitelerinde hep sınıflarımızın en iyisi olduk. Peki Sayın Bakanım, bu sizin önerilerinizi üniversitelere bir çalıştay yapıp bunları sunmak, bu girişimci işte aklı, hayali, öğrencilerin ufkunu açacak çalışmalarda bulunmuyor musunuz? Şimdi bu konuda bilmem, belki haberiniz yok ama Sayın Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu göreve geldikten hemen sonra, tabii kendisi hakikaten dünya çapında bilim adamlığıyla
kendini göstermiş, kabul etmiş, yüksek kalitede bilim adamıdır. Yani o da şu anda bizim büyük bir şansımız bilim adamları olarak. Şimdi yeni görev alan başbakanımız bir bilim adamı. Halinden derdini anlayacak birisi olarak. Evet. Yani dolayısıyla kendisi dedi ki bizim Ekim ayında meclis açılınca ilk işimiz bir yüksek öğrenim reformu yapmak olacaktır. Öyle mi? Evrensel standartlarda köklü bir yüksek öğrenim reformu yapmak ilk işimiz olacaktır dedi. Bu çok güzel bir haberdir, kutlu bir haberdir. Yani düşünün ki bir profesör 4500 lira maaş alıyor. Mesela maaş problemi de var. Onun mezuniyet diye bir çocuk gidiyor 5000 lira maaşla işe başlıyor. Yani çok yanlış şeyler var. Maaş bunu sadece bir şey, problemlerin bir tanesi ama çok değişik yönleri var. Toplumun önünü tıkayan bir halde olan bu üniversitesini açtığımız zaman inanın çok kısa zamanda biz 2023 hedefleri dediğimiz hedefleri de yakalar ve geçeriz. Meclisin ilk gündem maddelerinden biri o zaman açıldığı Sayın zaman. Sayın Başbakanımız bu konuda çok kararlı olduğunu belirtti. Yani zannederim en öncelikle ele alınacak konulardan birisi bu. Çünkü bu bizim için bir yapmak da olur yapmasak da olur değil. Yani Türkiye'nin 2023 hedeflerine varması için bizim 500 milyar dolar ihracat yapacağız. Nasıl yapacağız biz bunu? Şimdi 150 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Biz şimdi diyelim işte civata satıyoruz, işte bir domates satıyoruz, başka şeyler satıyoruz. Onların 3 katını satarak bunu elde edeceğiz. Hayır. Hepimiz hemfikiriz ki toplumda da, iş dünyasında da, Sayın Bakanlarımız da diyor ki biz bunu miktarı artırarak sağlamayacağız. Niteliğini artırarak sağlayacağız. Yani yüksek katma değerli bir ekonomiye geçeceğiz. Yüksek katma değerli ekonomi de ancak bilime katkıda bulunarak olur. Tam da burada Sayın Bakanım, bu sizin hem akademik kariyer hem girişimci kariyerinizin mecliste de o komisyonlarda ben kullanılacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Kısa bir aramız var, bunu konuşalım, olur mu? Tamam. Özellikle. TÜRKSAT'ın sunduğu dijital hayat devam edecek. TÜRKSAT'ın sunduğu dijital hayat devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Hep beraber Sayın Profesör Doktor Davut Kavroğlu hocamızla Sayın Bakanımıza konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi çok ilginç bir tweet var Sayın Bakanım. Türkiye'de ismini vermeyeyim, bir şirket 5-6 milyar dolar para ederken Amerika'da bir yazılım firması hepimizin de kullandığı, ismini de vermemize bir sakınca yok, WhatsApp 19 milyar dolar. Bu ciddi, biraz önce de aslında konuşmamızın başında bundan bahsettik. Bu aklı yaratan, aklı oluşturan, üreten nereden bahsetmiştik? Türkiye biraz şikayet eder gibi olduk ama neler yapmalıyı somut olarak acaba bize söyleyebilir misiniz? Yani güzel de bir haber verdiniz, Ekim ayında mecliste böyle bir konu olacak, gündem olacak. Şimdi Türkiye'de girişimcinin ihtiyacı, girişimcilik ikliminin gelişmesi için yani bizden de WhatsApp, Facebook ve başka böyle inovatif fikirlerin çıkıp hayata geçmesi için bir iklim oluşturmamız lazım. Doğru. İşte o iklimin şeylerinden bir tanesi Ar-Ge desteği. Ama daha önemli bir tanesi bu ortaya çıkan fikirlerin iltifat bulması. Yani müşteri bulması. Şimdi Türkiye'de bizim devletimiz maalesef teknoloji sahasında hala daha bir oyuncu. Yani hem bir müşteri aynı zamanda İşin diğer tarafında işi yapan konumda. Yani devletin software ihtiyacı varsa kalkıp onu bir devletin bir kuruluşundan satın alıyor mesela. İsimlere girmeyelim. Bu tabii yazılımcı şirketlerin çok önemli bir pazarını kapatmış oluyor. Yani Ar-Ge desteğinden daha önemli olarak bir girişimcinin ihtiyacı olan şey geliştirdiği bir teknolojiyi veya bilgisini devlete satabilmektir. Mesela Amerika'da nasıl yapılıyor bu? Amerika'da devlet kendisi bir şey üretmez. Girişimcilere şey yapar, özel şirketlere iş vererek onları kalkındırır. Diyelim uçak yaptırırken de böyle savaş uçağı yaptıracak. O savaş uçağındaki silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan özellikler söylenir. Bu özelliklere göre kim yapacak diye ortaya çıkan adaylardan 3 tanesine çok hızlandırarak söylüyorum. Kendisi mi verir işi, nasıl verir? Devlet der ki işte sen A, B, C şirketine birer milyar dolar verir. Verdi yani, ben bu örneğini biliyorum. Diyor ki siz birer tane numune yapın. Hangisini daha çok beğenirsem ondan 150 tane daha sipariş vereceğim. O birer milyar dolarları siz tutabilirsiniz.
Yani bu şekilde teknoloji geliştiriliyor. Teknoloji üretiliyor. Yoksa hiç kimse kalkıp kendi cebinden hiçbir şirket ben 1 milyar dolar harcayayım da bir uçak geliştireyim belki devlet alır diye geliştirmez. Bu önemli her bir açıdan nokta baktım, o zaman. Ekosistemi yani devletin ekosistemde oyuncu olarak bozmaması lazım. Yani nasıl turizmde bozmuyor devlet. Yani turizmde devlet artık otel işletmeciliği yapmıyor. Devlet sadece turizm yatırımcılarının önünü açıyor ve böylece turizmimiz gelişiyor, kalkınıyor. Benzeri şeyi burada da yapmamız lazım. Şimdi biraz önce WhatsApp'ı dediniz. Güney Kore ile Türkiye 1960'larda aynı durumdaydı. Size çarpıcı bir şey hatırlatayım. Dinleyicilerimizden, seyircilerimiz bazıları bilir. 1960'ların sonunda ben ilkokula giderken biz Amerika'dan gelen süt tozları ve unlardan ekmek yapılıyordu. Süt tozlarına süt yapılıyordu. Bize ikram ediliyordu öğlen tatillerinde. Ben bu hatıramı bir yere anlattım da Güney Kore'nin bilim bakanı da bizde de öyle yapılıyordu dedi. Şimdi baktığımızda Güney Kore'nin artık Samsung'u var. Ve başka reklam geçmesinde isimleri vermeyelim. Ama dünyanın en büyük, en çok sayıda otomotiv üreten şirketi de Güney Kore'nin. Ve artık Güney Kore hızla ekonomik açıdan yükseliyor. O teknolojik markaların oluştururken hangi... Ya devlet mutlaka önünü açıyor girişimci. Devlet ön açıyor, devlet vesaire. Müşteri oluyor, ön açıyor, destekliyor. Daha doğrusu devlet bilim teknoloji politikalarını belirliyor. Siyaset burada bilim teknoloji politikalarını belirleyip ona göre ön açıcı teşvikler veriyor, destekler veriyor ve bu şekilde ülkeler kalkınıyor. Özellikle geçen sanırım 2-3 gün oldu bir tweet atmıştınız. O dikkatimi çekmişti. Hindistan Mars'a insansız hava aracı yolladı. Evet, bu konuda bir hedefinizden ve şeyden bahsetmiştiniz. Rüyanızdan bahsetmiştiniz. Ama evet. Sanırım bu konuda çalışmalar da var. Sizin bakanlığınız altında mı? Şimdi Hindistan Aralık ayında gönderdiği bir uydu vardı. O uydu dün Mars'a vardı. Mars'ın etrafında bir yörüngeye oturdu. Artık Mars'ın yörüngesinde uydusu bulunan 3 tane ülke var. 3 ülke var. Birisi Amerika Birleşik Devletleri, diğeri Avrupa Devleti dersek yani European Space Agency, üçüncüsü de Hindistan oldu. Bu çok büyük başarıdır. Yani ne olacak oraya giden uydu Hindistan'a ne gibi bir ekonomik fayda sağlayacak dersek belki doğrudan hiçbir ekonomik faydası yok. Ama böyle bir uyduyu geliştirip onu oraya gönderip yörüngeye oturtabilen, onunla telekomünikasyonu yapan ülke bu arada 1 milyon tane başka çok zor işi başarabiliyordu ki onu yapsın. Ben bunu yapabiliyorum evet. Diyor değil mi? Yani bunu yapabilmek için hiç görünmeyen belki 1 milyon tane çok önemli bilimde, teknolojide belli bir seviyeye gelmeye gerektiriyor. Bu tip projelerin öyle bir şeyi vardır. Ben yani zaman zaman yaptığım konuşmalarda hep şey derim. Benim bir rüyam var. O tweette de onu yazmıştım. Yani 2050'ye kadar biz de Türkiye olarak Mars'a, önce Ay'a sonra Mars'a bir robot göndersek, oraya gitse oradan taş toprak alsa, sonra tekrar onu Mars'tan uçursak dünyaya geri gelse. Bunu yapan Türkiye çok şey yapmıştı. Yani artık o dünyanın ilk 5-6 gelişmiş ülkesinde birisi olmuş demektir. Yani ölçü olarak budur. İnşallah diyelim buradan. İnşallah. Çok ilginç. Aslında Türkiye bu anlamda, bilişim anlamında devlet olarak özellikle vatandaşına devlet hizmetleri olarak kurduğu sistemsel olarak ben bir araştırma yapmıştım. Bu konuda da dünyada ilk ona giriyoruz. Mesela Türkiye Gov.tr devlet kapısı dediğimiz insanların 60'tan fazla işlemi online yapabildiği bir web sitemiz var. Çok güzel şeyler yapılıyor. Evet. Bu web sitesiyle alakalı şöyle bir köşemiz olacak. Her hafta bu web sitesinden bir bölümü izleyicilerimize anlatmak istiyoruz ve bir video çektik bununla alakalı göstermek istiyoruz. Acaba o devlet nasıl kullanılır? O devlet kapısı nasıl kullanılır? Onu göstermek için onunla alakalı bir videomuz var. VTR'mizde onu izleyebiliriz. ...15 yaşını doldurmuş olan tüm vatandaşlarımız, mavi kart sahipleri ve ikametgah tezkeresi sahibi farklı ülke vatandaşları... ...e-Devlet kapısı şifrelerini yetkili PTT şubelerinden temin edebilirler.
Şifrenizi, üzerinde TC kimlik numaranızın ve fotoğrafınızın bulunduğu resmi geçerliliği olan bir kimlik ile şahsen başvurarak alabilirsiniz. Nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukat kimlik kartı, mavi kart ve ikametgah tezkeresi geçerli kimlik olarak kabul edilmektedir. Ayrıca vasi ve vekil yoluyla da şifre alınabilmektedir. Eğer yurt dışında ikamet ediyorsanız, elçilik ve konsolosluklardan şifrenizi temin edebilirsiniz. Bununla birlikte, mobil imza ve elektronik imza sahibi kullanıcılar, e-devlet kapısına şifreye ihtiyaç duymadan giriş yapabilir ve eğer isterlerse kendi şifrelerini belirleyebilirler. E-devlet şifreniz, siz istemediğiniz sürece iptal edilmez, değiştirilmez veya duraklatılmaz. E-devlet kapısı, şifrenizi 3 ayda bir değiştirmenizi önerir. Fakat bu işlem zorunlu değildir. E-devlet şifreniz size özeldir. Şifrenizi yakınlarınız da dahil olmak üzere başkalarıyla paylaşmayınız. Tekrar beraberiz. Biraz önceki röportajımızdan ki oradaki öğrenciler bize tweetler atmışlar. Onları okumak istiyorum. Yaren Tokgöz, hepimiz çok komik çıkmışız. Yorumlarımızı aldığınız için teşekkürler. Şişli Atatürk demiş. Yiğit Biricik, Bilal abi benim de röportajım var ama koymamışsın. Canın sağ olsun. Tweetinin faydalarından biri demiş. Aynı zamanda gene teşekkür eden Şişli Atatürk Lisesi'nden Melis Karaköçek. Çok eğlenceli. Ailecek izliyoruz. İyi yayınlar demiş. Biraz önce röportajlarını yayınladığımız öğrenciler olmalı. Biz teşekkür ederiz. Sayın Bakanım, şimdi son bölüme yavaş yavaş geliyoruz. Sizin bir girişimcilik yönünüz de var. Hem akademisyenlik yönünüz var hem de siyasi. Üçü mix olunca aslında müthiş bir şey çıkıyor. Dünyayı izlediğiniz, işte Hindistan'a insansız uzay aracı göndermesini bir rüyam olarak tabir ediyorsunuz. Ama sanırım adım adım belki de gitmek lazım. İşte bu devlet kapısı bununla alakalı güzel bir bizim için şey. Hiç kullandınız mı bilmiyorum. Çok kullandım. Şimdi yine insanlar hatırlarlar. Daha 10 sene öncesine kadar her ayın sonunda insanlar vergi dairelerinin önünde böyle kilometrelerce kuyruk yaparlardı. Vergi dairelerinin koridorları, merdivenleri her taraf vergi bildirimini yapmaya giden esnaf, iş adamı vesaire dolu olurdu. Yani böyle bir rezalet yaşanırdı. İnsanlar devlete para ödemek istiyorlar. Ama bunu ödemeleri için gece yarına kadar vergi dairelerinin açık olması gerekir. Hafta sonları açık olacak. Ve büyük bir işkence çekerek birkaç günlerini kuyrukta bekleyerek gidip vergi bildirimlerini yapacaklardı. Şimdi o şey ortadan kalktı. Çok güzel bir hizmet var. İnternet üzerine herkes onu yapabiliyor. Böyle çok önemli. Türkiye olarak biz bunda gerçekten başka şeylere kıyasla çok çok başarılıyız. Çok iyi gidiyor o sahadaki ilerlememiz. Yani sağlıkta da bir sürü benzeri adımlar atıldı. İşte randevu alınabiliyor, evet, doktorlardan. Başka şeyler de yapılacak. Yani Sağlık Bakanlığımızın çok güzel çalışmaları var. Son entegrasyonda askerlik durum belgesinde askerlik çağına gelmiş gençler için söyleyelim. Bizi izliyorlardır. Devlet kapısı üzerinden alabiliyorlar. Bir de artık şey, sabıka kaydı artık, yani buna da gerek kalmadı zaten. Kaldırıldı. Doğru. Yani birçok şey, bizim tabii UYAP var, ulusal yargı şeyimiz var yine. Yani Türkiye olarak bu konuda bayağı iyi gidiyoruz. Daha yapacak tabii çok şeyimiz var ama yani işte TürkSat üzerinden devletimiz bunları organize ediyor. Ve devamlı yeni servisler hizmete alınıyor ve gayet iyi gidiyor. Sizin bakanlık olarak bir böyle bir projeniz var mı? Bizim de tabii yani girişimci bilgi sistemimiz var. Yeni mesela ondan biraz bahsedebilir miyiz Sayın Bakan? Yani o, yani Türkiye'de işte girişimci bilgi sistemi, Türkiye'de şirkete girişimi olan bütün işte girişimcilerle ilgili istatistiklerin kolayca erişilebildiği internet üzerinden, ona göre karar vericilerin karar oluşturabildiği ve doğrultu gösterebildiği bir sistem. Yani bu tip ölçmezseniz yolunuzu bulamazsınız. Yani ölçmek şart. Ölçeceksiniz, ona göre diyeceksiniz ha demek ki şu yaptığımın etkisi şu olmuş, şimdi şöyle yapayım. Çevrim içi ölçmekten mi bahsediyoruz? Yani data toplayacaksınız. Tamam. Bu datalara göre yönünüzü bulacaksınız. Yani bu açıdan bunlar çok önemli. Yani kısacası yani bu e-devlet konusunda gerçekten halkımızı birçok sıkıntıdan kurtaran çok güzel şeyleri var ve olmaya devam ediyor. Yani
lüzumsuz bir sürü şey, işlem gidip işte fiziksel olarak vergi dairesine gitme, yağmurda, karda falan, bunlardan insanlarımız kurtuldu. Başka bir sürü zor, böyle faydalı hizmetler demin var. Demek ki şeye dönecek olursak Sayın Bakanım, bu ekosistemden bahsetmiş. Üniversitelerin Ar-Ge çalışmalarına olan bakışından vesaire bahsetmiştik. Bu değişimin, üniversitelerdeki Ar-Ge çalışmalarına değişimi nasıl yorumlamak lazım? Yani nasıl bu konuda çalışmalar yapmak lazım? Üniversiteler anlamında. İşte Stanford Üniversitesi veya sizin mezun olduğunuz üniversitede nasıl bir çalışma yapılıyor ki burada da aynısı olursa, bu konuda somut şeyler söyleyebilir miyiz? Tabii yani üniversitelerin, bir kere bizde üniversitelerde hocalarımız, yani üniversitelerimiz kimliği şu anda liseden sonra gidilen bir sonraki mektep zihniyetinde. Yani üniversitelerimiz bilim üretmek, bilgi üretmekle değil de işte gelen öğrencilere ders vermekle meşguller. Yani yegane işleri buymuş gibi davranıyorlar. Birkaç tanesi hariç maalesef genel olarak üniversitelerimizin rolü bu. Hı hı. Halbuki üniversitelerimizin uzman olduğu sahalar olması lazım. Sizin uzmanınız aslında bilgisayar, haberleşme, elektronik, haberleşme, bilgisayar. Benim burada ben CV'nizde bu. De okumuştum. GPS ve haberleşme teknolojileri üzerinde, evet, okumuştum. Hangi oradaki çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? İnternet uygulamaları Sayın Bakanım. Mobil uydu yani, haberleşmeleri, GPS teknolojileri, internet uygulamaları konusunda çalışmalarınız olmuş üniversitede. Tabii yani biz bu uydu teknolojileri konusunda 90'lardan itibaren Türkiye'de işte birçok mühendisimizle birlikte çok teknolojiler geliştirdik. Onları hayata geçirdik, uyguladık. Ve şey oldu. Yani bizim bu üniversite mezununa dönersek, yani Türkiye'de üniversitelerin, her bir üniversitenin kendi kimliği olması lazım. Bakarsanız mesela Amerika'da Harvard biraz da business school'la öne çıkmıştır. İşte tıp merkeziyle öne çıkmıştır. İşte MIT, Caltech teknolojiyle, fizikle öne çıkmışlardır. Her üniversitenin bir uzmanlık alanı var. Her üniversitenin öne çıktığı bazı alanlar vardır. Yani bizde üniversitelerin bilim üretmeye yönelik olmadıklarından, kuruluş zihniyetleri bilim üretmeye yönelik olmadığından aşağı yukarı işte dediğim gibi yani koca bir kurumdan 12 tane patent çıkabiliyor. Hı-hı. Halbuki bahsettiğimiz üniversitelerde bir tane araştırmacı 30 tane, 40 tane, 50 tane patent alabiliyor tek başına. Doğru. Dolayısıyla üniversitelerin her milletten, her ırktan, her yerden en kaliteli bilim adamlarını çekecek bir hüviyete kavuşması lazım. Kaliteli bilim adamı yetiştirecek bir vizyona sahip olması lazım. Her üniversitenin kendi kimliğini, kişiliğini oluşturacak bir serbestliğe sahip olması lazım. Ve üniversitelerin sanayiyle kolayca işbirliği yapacağı bir iklim oluşturmamız lazım. Yani bir sanayici yeni bir ürün geliştirmek için veya bir inovasyon yapmak için üniversitede bulunan hocalar ve öğrencilerle işbirliği yapabilmesi lazım. Hocalar gidip sanayide çalışabilmesi lazım. Üniversitelerinde bu şekilde sanayiye faydalı olması lazım. Marka patent başvurumuzu çoğaltmamız lazım o anlamda, onu anlıyorum. Marka başvurumuz bizim çok zaten fazla, yani dünya rekoru kuruyoruz. Yani herkes bir marka işte uyduruyor. Ondan sonra bizim patentimizde online olarak da başvurulabiliyor. Yani marka başvurularında biz dünya rekoru kırıyoruz. Ama patente gelince tabii öyle bir durum yok. Patent için yani bir şey geliştirmeniz gerekiyor. Bir fikir oluşturmamız gerekiyor. Evet, ve sadece bir isim oluşturmak yetmiyor. Fikir oluşturmak gerekiyor. O yüzden şey oluyor. Mesela Sayın Bakanım, bu Google özellikle bu konuda müthiş sanırım bütçeleri ve yaptığı çalışmalar var. Bu drone dediğimiz havada uçan aletler, mutlaka haberlerini okumuşuzdur, belki de görmüşsünüzdür. Bununla alakalı bir haber yaptık, onu izleyebiliriz VTR'de. Hay hay. Şu sıralar hayatımızı ciddi boyutta değiştirecek bir proje yürütülüyor. Projenin mimarı ise Google. Aslında sadece arama motoru tanımını kullanmak Google hakkında yapılabilecek en büyük haksızlık. Okyanus altından fiber internet geçirmek, balonlarla interneti yaymak, Google Glass, kendi kendini süren arabalar ve şimdi de Project Wing.
Google X ekibi bugünlerde insansız, kendi kendine uçan hava araçlarıyla sipariş teslim etmeye hazırlanıyor. Drone adı verilen hava aracı bir helikopter ve sabit kanatlı uçak unsurlarını birleştiren tasarıma sahip. 4 elektrikle çalışan, pervanesi bulunan 1,5 metre genişliğine sahip olan drone, herhangi bir pist olmadan da iniş kalkış yapabiliyor. Aslında Google bu projede yalnız değil, bir de rakibi var. Amazon geçen yılın Aralık ayında Primeair adını verdikleri benzer bir prototipi de tanıtmıştı. İki yenilikçi dev şirketin rekabetinden kim galip çıkar şimdilik merak konusu. Ama yakın bir gelecekte alışverişlerimizin daha hızlı olacağı kesin gibi. Son zamanların en büyük merak konularından biriydi. Tasarımı, batarya süresi, satış fiyatı aylar öncesinden konuşulmaya başlandı. Tanıtıldığı ilk günden beri ise büyük yankı uyandırdı. Şüphesiz dijital dünyanın geçen hafta en çok konuştuğu konu iPhone 6'ydı. Dokuz ülkede satışa sunulmasıyla birlikte cihaza sahip olmak isteyenler mağazaların önüne tam anlamıyla çadır kurdu. iPhone 6 ve iPhone 6 Plus satın almak için günlerce uzun kuyruklar oluşturan insanlar görenleri şaşkına çevirdi. Uzun kuyrukta iki gün bekleyen ve gece soğuktan korunmak için çöp poşetine girenler dahi oldu. Avustralya saat farkıyla yeni iPhone'lara ilk kavuşan ülke olurken, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise günlerdir sıra bekleyen insanlar kapıların açılmasıyla birlikte Apple Store'lara akın etti. Birçok ülkede büyük ilgi gören iPhone 6, Türkiye'de ise 26 Eylül'den itibaren satışa sunuldu. Tekrar hoş geldiniz. iPhone çılgınlığı haberinden sonra tweetleri okuyalım istiyoruz. Şöyle bir haberimiz var. Amerika Başkan Yardımcısının bilişimden sorumlu başkan yardımcısı varmış. Amerika Başkanı'nın bilişimden sorumlu başkan yardımcısı var. Biz ne zaman böyle bir şey göreceğiz diye Sayın Bakanım sormuşlar. Aynı zamanda bilişim konusuyla alakalı mutlaka hükümet programında görüşler ve öneriler olmasını istemişler. Hükümet bunun ne yapılacağına dair bu tweetleri de okumuş olalım. Böyle güzel ilginç tweetler var, sorular var. Sayın Bakanım, özellikle şunu söylemek istiyorum size. Bu sosyal medya ile alakalı siz bayağı iyi bir kullanıcısınız aslında. Ben takip ediyorum sizi. Hem gündemi takip ediyorsunuz hem yorumları yazıyorsunuz. Sadece monitoring izleme yapmayan kendi görüşlerinizi de paylaşıyorsunuz. Bazen linçe vesaire de maruz kaldığınızı görüyorum. Eleştiriyorlar ama herhalde bu sosyal medyanın ruhunda var. Evet. Ne diyorsunuz bu sosyal medyanın bu kadar artması, kullanılması, gelişmesi konusunda? Ben sosyal medyayı eğlence için kullanmıyorum. Yani bir zaman ve zemin uygunsa ve orada verilmesi gereken bir mesaj varsa, yani bilgimizle, birikimimizle, toplumun hayrına, şimdi şunu söylemek doğrudur ve faydalı olur bizim toplumumuz için, dünya barışı için, dünyanın kalkınması, refahı için diye düşündüğüm bir şey varsa ben onu paylaşıyorum. Benim olaya bakışım bu yani. Mesaj vermek için. Mesaj vermek için. Tabii bazen insanlar tabii başka maksat da, yani bu öyle bir şey ki toplumda 76 milyonda 76 milyon ayrı dünya demektir. Ve bütün dünyayı düşünürsek 6 milyar ayrı dünya demektir. Yani her insan değişik. Bakıyorsunuz siz çok masumane, çok iyi niyetle yazdığınız bir şeye başkaları çok kötü bir cevap verebiliyorlar, şey yapabiliyorlar. Artık ona da katlanmak gerekiyor. Başka yapacak bir şey yok. Özellikle bizim bu son 1,5-2 senede toplumsal olaylarla da beraber sosyal medya kullanımı çok arttığı malumunuz. Yani bu esas kullanımın artmasını neye bağlıyorsunuz Türkiye'de? Tamam, belki dediğiniz gibi işte fake hesaplar, insanlar, ama biraz herhalde internet ruhunda da var bu. Yani insanlar gerçek yüzleriyle oraya çıkmak istemiyorlar.
Evet. O kullanımın sebebi başka bir insan, başka bir kişi olmak mı sizce? Yani bir perdenin arkasına saklanarak istediğini söyleyebiliyor insanlar maalesef. Hı hı. Yani o tabii bunun daha doğru olanı ortaya çıkıp mertçe ne diyecekse onu söylemek ve arkasında durmak olması gerekir. Tabii bu sosyal medyanın çok tehlikeli tarafları da var. Bakın biz bir gezi olayları yaşadık. İşte Arap Baharı denilen bir şey yaşadık. Evet. Yani Ukrayna'yı yaşadık. Mısır'da işte bir demokrasiye geçildi, sonra tekrar diktatörlüğe geçildi. Bunlar da hep maalesef sosyal medya, yani iki tarafı da keskin kılıç gibi. Yani hem iyi şeyler için kullanılabilir ama gördüğümüz kadarıyla daha çok sosyal operasyonlar, işte hükümet devirmek için kullanılıyor sosyal medya büyük ölçüde. Yani Ukrayna'da, işte bizde de denendi. Yani büyük bir feraset göstererek biz onu atlattık. Evet. Geçen sene yani biz büyük bir darbe teklisi atlattık. Gezi olayları dediğimiz şeyler. Daha sonra yaşadığımız şeyler. Yani bu şekilde perdenin arkasına saklanarak, işte iftira atarak, saldırarak vesaire yapar. İnsanları yanlış haberlerle yönlendirerek, kışkırtarak, sokak olaylarıyla bakıyorsunuz yani 50-100 bin kişi sokağa dökülerek bir kaos ortamı yaratıp işte 25 milyonun seçtiği bir hükümeti devirmeye kalkıyor. Maalesef bazı ülkelerde de bunlar başarılı oldular. Ve ortaya ne çıkıyor? Bir kaos çıkıyor. İşte o devletler bölünüyor. İşte yüz binlerce insan ölebiliyor. Çok korkunç şeyler oluyor. Tam tersi de geçerli değil mi ama Sayın Bakanım? Yani siz öyle bir imkan veriyor ki her görüşün orada olmasına imkan veriyor. Yani karşıt bir görüş varsa onun karşısındaki görüşte evet. Orada olup iletişim yapıp. Dolayısıyla devlet olarak da biz bu konuda akıllı olmak zorundayız. Ya bu konuya önem vermek zorundayız. Yani bilim, teknoloji ihmale gelmez. Evet, yani evet. Aman canım biz onu boş verin. Biz işimize bakalım. Biz köprümüzü yapalım, yolumuzu yapalım. Başka bir şeye bakmayalım diyemeyiz. Öyle yaptığınız zaman başınıza bir sürü çorap örülür. Yani devlet olarak, toplum olarak her konuda en iyi seviyede olmak zorundayız. Başka şansımız çok, yok. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Programımızın sonuna geldik. Ama şu mesajı alıyorum. Sosyal medyada devletimizin de, hükümetimizin de veya yetkili kurumlarımızın, kamu kurumlarımızın da sosyal medyada mutlaka olması lazım. Mutlaka. Orada hesap açmaları lazım, iletişim yapmaları lazım. Bunu anlıyorum. Ya bu konuda ne yapacaklarını iyi bilmeleri lazım. Yani her kurumun kendisine göre bunun ne yapacağı değişir. Ama bu konuyu ihmal edemezler. Bu konuda ne yapacaklarını akıllı bir şekilde düşünüp karar vermeleri lazım. Ve o düşüncelerini hayata geçirmeleri lazım. Tamam. Çok teşekkür ederiz Sayın ben Bakanım. Teşekkür geldiniz, ederim. Şeref verdiniz. Hayırlı uğurlu olsun programınız. Teşekkür ederiz. Siz bir deryasınız. Bunu mutlaka başka programlarda kullanmak istiyoruz. Hem de geçmişten örnekler vererek bize geçmişi de hatırlattınız. İşte vergi kuyrukları. Bir işte, zamanlar dedem yapardı onu. Şimdi ben yapmaya başladım. Kurumları vesaire. O anlamda da teşekkür ederiz. Teşekkür Sayın seyirciler her cuma 21'de Dijital Hayat'la karşınızda olacağız. Tekrar teşekkürler katıldığınız için. İyi geceler. Dijital Hayat'ı sundu.